Herkese merhaba. Bugün 9. sınıf 1. ünitene devam ediyoruz. 2. bölümdeyiz. Bu bölümde kendini ve başkasını tanıtmayı göreceğiz. Başlayalım. İlk önce cümle kurabilmek için fiilleri bilmemiz gerekiyor. Fiillerin de elbette ki kuralları var. Almanca'da da fiiller düzenli ve düzensiz olarak ayrılıyor. Düzenli fiillerin kendi yani düzenli fiillerin çekiminde kurallar var. Bunu bütün düzenli fiillere uygulayabiliriz. Yani sürekli bir düzenli fiili çekimleme ihtiyacına gitmiyoruz. Bir tanesini ezberliyorsunuz, kafanıza yazıyorsunuz, diğerlerini ona uyduruyorsunuz. Düzensiz fiiller tabii ki önemli ve hepsi farklı çekimleniyor. Bir kuralı yok. Onları da yeri geldiği zaman çekimleyeceğiz. Aklınızı tutacaksınız. Kullanmanız gereken yerde de hatırlayacaksınız. Çalışacaksınız yani düzensiz fiilleri. Buna yapacak bir şey yok. Fiil çekimlerine geçmeden önce öncelikle kesinlikle kişi zamirlerini biliyoruz ezbere. Çünkü sürekli ben diye cümle kurmayacağız. Ben, sen, o, biz, siz, onlar hepsiyle cümle kurma ihtiyacına gireceğiz ilerleyen zamanlarda. O yüzden hepsini verdim. Başlayalım. Fiiller sonlarında en ile biter Almanca'da. Kommen, sein fiili düzensiz ve başka tür bir fiil. O yüzden bunu söylemiyorum. Ama genelde hepsi bu şekilde bitiyor. Kommen, heißen, wohnen, sprechen. Bakın bunlar en yani mekmak demek. Mastar ekleri. Biz fiil çekimi yaparken de bu enlerle oynayacağız. Birazdan göreceğiz zaten. Kommen gelmek demek. Fiil çekimine geçmeden önce bir şu kişi zamirlerine bir bakalım, çalışalım onları. Ich, ben, du, sen, er, sie, es, o, wir, biz, ihr, siz, sie, sie, onlar. Şimdi tekrar bir bakacağım. Ich, ben dedik, du, sen, er, sie, es, şöyle o. Yani er erkekler için, sie kadınlar için, es cansız varlıklar için, he, she, it diye düşünebilirsiniz. Wir, biz, ihr, siz, sie, onlar, sie, bu sie de kibar anlamda siz. Yani saygı anlamında birisiyle konuşurken siz nasılsınız, iyi misiniz, adınız ne, buradaki siz. Şimdi 3 tane Z var gördüğünüz gibi. Bunları birbirinden nasıl ayıracağız diye hiç panik yapmaya gerek yok. Çünkü birinci ayrılma şekli fiil çekiminden ayırıyoruz. İkisinin fiil çekimi farklı. Tamam, bunu ayırdık. Şimdi gelelim bunlara. Bunu birbirinden nasıl ayıracağız bu ikisini? Birincisi, yazı dilinde zaten bu Z, kibar anlamda olan Z, büyük harfle yazılır. Cümlenin neresinde olursa olsun büyük harfle yazılır. Bu şekilde ayırıyoruz. Konuşma dilinde de şöyle. Z, onlarla mı konuşuyoruz? Onlar demek. Ya da karşınızda bir kişi var ve saygılı bir şekilde mi konuşuyoruz? Saygı anlamında mı hitap ediyoruz? Buradan ayırıyoruz konuşma dilinde de. Tamam mı? O zaman başlayalım. Fiilimiz kommen, mastar ekimiz en. Biz bu enle fiil çekimini yapıyoruz. Yani şöyle. İhte e getiriyoruz. Ich komme. En gitti, e geldi. Du kommst. En gitti, st geldi. Er, sie, es kommt. Wir kommen. Aynı. Ihr kommt. Sie, sie kommen. Fiil çekimleri düzenli fiillerin hepsinde böyle. Hemen düzensiz fiillere geçmeden düzenli fiilleri tekrar bakalım. Mesela heißen fiili de düzenli bir fiil. Adı olmak demek. İsmimizi söylerken söylüyoruz. Ich heiße. Ignor diyoruz mesela. Ich heiße. Du heißt. Burada bir tane st arıyor. S arıyorsunuz değil mi? Ama şu st harfi zaten iki tane s demek. O yüzden bir üçüncü s'ye gerek yok. Bu şekilde kullanıyoruz. Heißt. Orada bir s varmış gibi ama yok. Er, sie, es heißt. Wir heißen. Ihr heißt. Sie, sie heißen. Wohnen. Oturmak, ikamet etmek, yaşamak fiili. Bu da düzenli bir fiil. Bu da aynı mantıkla çekimleniyor. Sınıftaki öğrenciler genelde buna şöyle söylüyor. Estenten diye. İsterseniz böyle kodlayabilirsiniz ama ben hiç önermiyorum. Bir tane fiil aklınızda tutuyorsunuz. Ich komme, du kommst, er, sie, es kommt, wir kommen, ihr kommt, sie, sie kommen. Bunu aklınızda tuttuktan sonra hepsine uyarlamak daha kolay. Yani estenten hangine es, hangine st, bu biraz daha karışık bence. Ama yine de aklınızda olsun. Ich wohne.
wohnst, du sete, er sie es wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, sie wohnt şeklinde. Düzenli fiillerimiz bitti. Şimdi düzensiz fiillere bakalım. Zamir fiili to be yani olmak fiili. İngilizce'deki emizar. I am, he, she is, you are bu fiil. Bu tamamen düzensiz Almanca'da. O yüzden hepsini kırmızı yaptım. Bu fiili kesinlikle ezberliyorsunuz. 9. sınıf 1. düzey A1 seviyesinde olduğumuz için bu fiile hep ihtiyacımız olacak. Bakalım. Ich bin, du bist, er sie es ist, wir sind, ihr seid, sie sind şeklinde çekimleniyor. Sprechen, düzensiz bir fiil. Düzensiz fiillerin bir kuralı var. Şöyle ki, sonlar düzenli de düzensiz de olsa her zaman aynı çekimleniyor. Bakın düzenli ve düzensiz. Hepsinde s ten ten diyelim. Onlar geliyor. Düzensiz fiillerde sadece du ve er sie es'te bir değişiklik oluyor. Tamam mı? Diğerlerinde hiçbir şekilde bir değişiklik olmuyor. O da fiilin sonunda değil, kökünde bir değişiklik oluyor. Küçük bir değişiklik, bir harf değişikliği bu kadar. Bakalım, bakın eşipreye aynı. Değil mi? Bir değişiklik yok ama du'ya geldik. Du sprichst. E gitti, i geldi. Düzensizlik bu. Sonda bir değişiklik olmuyor. Du da yine st getiriyorum. Er sie spricht. Bakın e gitti, i geldi. Sonda yine bir değişiklik olmuyor. Şu an düzensizlik bitti. Du ve er sie de değişikliğimizi yaptık. Düzensizliğimizi yaptık. Şimdi normal bir fiil çekimliyormuş gibi devam ediyorum. Wir sprechen, ihr sprecht, Sie sprechen. Konuşmak demek. Şimdi Almanca'da bu gördüğünüz fiiller şimdiki ve geniş zamanda çekimlenmiş. Yani Almanca'da İngilizce'deki gibi şimdiki zamanın ayrı bir grameri, geniş zamanın ayrı bir grameri yok. Yani şöyle ich spreche konuşurum ya da konuşuyorum. İki şekilde de söyleyebilirsiniz. Devam edelim. Fiil konusu uzun ve önemli bir konu. İyice anlamanız gerekiyor. Burayı anlamadan çünkü bir üste geçemiyoruz. Cümle kuracağız. Çünkü başkalarını tanıtacağız artık. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Woher kommst du? Nerelisin? Woher kommst du? Nerelisin? Nereden geliyorsun demek. Common fiilinin yine ben buraya çekimini verdim. İhtiyaç duyarsanız bakarsınız. Bir de kibarca nasıl söyleriz? Woher kommen Sie? Nerelisiniz? Mesela öğretmeninizle konuşuyorsunuz. Woher kommen Sie? Nerelisiniz? Cevap veriyorum. Ben, ich komme aus der Türkei. Türkiye'de ek vardı. Türkiye'de normalde die Türkei diye söyleniyor. Cümle içerisinde bu şöyle oluyor. Ich komme aus der Türkei diye diyoruz. Ya da ich komme aus Sivas. Ich komme aus Deutschland. Türkiye'den geliyorum, Ankara'dan, Sivas'tan ya da Almanya'dan. Bu şekilde söyleyebilirsiniz. Devam ediyorum. Diğer bir soru. Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Nerede oturuyorsunuz? Bu kibarca. Ya da wo wohnst du? Nerede oturuyorsun? Ya da wo lebst du? Nerede yaşıyorsun? Wohnen, leben aynı fiil. İkisini de kullanabilirsiniz. Leben genelde yaşamak anlamına geliyor. Fiilimiz wohnen. Cevap veriyorum. Ich wohne, ben yaşıyorum. In Berlin, Berlin'de. Şimdi bir yerden gelirken aus kullanıyorduk. Bir yerde otururken in kullanıyoruz. Bu ekleri unutmuyoruz. Ich wohne in Berlin. Ich lebe in Berlin diyoruz. Berlin'de oturuyorum. Berlin'de yaşıyorum. Diyebilirsiniz. Devam. Kitaplarınızda bir de lernen fiili var. Lernen öğrenmek demek. Bir şey öğrenmek, ders öğrenmek, dil öğrenmek. Bunun da çekimine bakalım. Yine de bu düzenli bir fiil. Şimdi bu slaytta hepsine bakalım ama daha sonra düzenli fiilleri çekimlemeyeceğim. Çünkü hepsi aynı çekimleniyor. Aynı mantıkla çekimleniyor. Ich lerne, du lernst, er sie es lernt, wir lernen, ihr lernt, Sie lernen şeklinde. Soru ne? Was lernst du? Ne öğreniyorsun? Mesela was lernst du in der Schule? Okulda ne öğreniyorsun? Genelde bu dil konularında konuşulur. Ich lerne Deutsch, English.
Ben Almanca, İngilizce öğreniyorum. Ich lerne Deutsch, Englisch. Devam. Şimdi hep ne, nasıl, nereden böyle sorular sorduk. Bir de ya nein fragen var. Yani evet, hayır soruları. İngilizceden hakimsiniz zaten. Bu sorularda cümle dizilimi farklı oluyor. Yani evet hayır sorularında fiili başa alıyoruz. Hep ne dedik? Woher kommst du dedik. Nerelisin? Woher? Nereden geliyorsun? Ama şimdi diyorum ki kommst du aus Ankara? Ankara'dan mı geliyorsun? Evet ya da hayır sorusu değil mi? O yüzden fiilim başa geldi. Do'ya göre çekimledim. Fiil başta, evet hayır sorusu oldu. Kommst du aus Ankara? Ankara'dan mı geliyorsun? Evet diyelim. Ja, ich komme aus Ankara. Ankara'dan geliyorum. Ya da hayır, nein, ich komme nicht aus Ankara. Ankara'dan gelmiyorum. Nicht, olumsuzluk. Ya da nereden geldiğinizi söyleyebilirsiniz. Yani illa Ankara'dan gelmiyorum diye bir cümle kurmanıza gerek yok. Nein, ich komme aus Bursa. Hayır, Bursa'dan geliyorum. Bu daha kısa olur. Ama tabii ki ben hepsini gösteriyorum. Devam. Şimdi artık başkalarına geçebiliriz. Sürekli du, du, ich dememize gerek yok. Bu da kommt Nico ya da Ea aus der Schweiz. Schweiz da Türkiye gibi, yani İsviçre'de Türkiye gibi artikeli var. Die. O yüzden de diyoruz. Kommt, bakın fiilin çekimi de Nico'ya göre oldu. T'ye getirdim, E'ye göre. Artık fiillerimi değiştirmeye, daha fazla bir şey öğrenmeye başladım. Kommt Nico aus der Schweiz. Nico İsviçre'den mi geliyor? Yani Nico İsviçreli mi? Aslında soru bu. Ya, Nico kommt aus der Schweiz. Nico İsviçreli. Nein, er kommt nicht aus der Schweiz. Hayır, o İsviçre'den gelmiyor. Ya da direkt nereden geldiğini söyleyebilirsiniz. Nein, er kommt aus Spanien. Hayır, o İspanya'dan geliyor. Evet, Nico'ya göre fiilimizi çekimledik. Şimdi bir de kadınlara göre çekimleyelim. Ama zaten burada aynı. Eyaz diye es de aynı çekimleniyordu. T getiriyorduk. Gördüğümüz gibi wohnt Ayşe ya da Sie in Berlin. Ayşe Berlin'de mi oturuyor? Berlin'de mi yaşıyor? Wohnt Ayşe in Berlin. Ya, Ayşe wohnt in Berlin. Evet, Ayşe Berlin'de oturuyor. Nein, Ayşe yerine Sie de diyebilirim. Hiç fark etmiyor çünkü o. Nein, sie wohnt nicht in Berlin. Hayır, o Berlin'de yaşamıyor. Nein, sie wohnt in Bremen. Nein, sie wohnt in Bremen. Hayır, o Bremen'de yaşıyor diyebilirsiniz. Düzensiz fiilleri bu şekilde yine belli ettim. Düzensizlik iyi de gerçekleşiyordu. Sprechen fiiliydi, konuşmak. Spricht er Spanisch? O İspanyolca konuşuyor mu? Spricht er Spanisch? Ya da sie koyabilirsiniz. Çekimi bu çünkü. Ya, er spricht Spanisch. Evet. İspanyolca konuşuyor. Konuşur. Nein, er spricht nicht Spanisch. Hayır, o İspanyolca konuşamıyor. Konuşmaz. Nein, er spricht Italienisch. Hayır, o İtalyanca konuşuyor. Direkt doğruyu da söyleyebilirsiniz. Daha kolayınıza gider. Devam. Lernen Sie Deutsch. Bunun Türkçesini bilerek yazmadım. Şimdi bu hangisi? Şöyle bir bakın. Acele etmeyeyim ben de. Kendiniz söyleyin, siz söyleyin. Lernen Sie Deutsch. Ne bu? Ne soruyor? Hangi zi bu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Evet, doğru. Şimdi bu, yani o olsaydı, bu zi olsaydı fiil T ile çekimlenirdi. Lernen Sie Deutsch. O Almanca mı öğreniyor derdim. Ama bu zi, bakın, lernen diye çekimlenmiş. Yani onlar demek. Lernen Sie Deutsch, onlar Almanca mı öğreniyor? Neden bu Z değil? Eğer bu Z olsaydı büyük harfle başlardı. Büyük harfle yazılırdı, tamam mı?
Burada da görmüş olduk net bir şekilde. Yani bu onlar, onlardaki sie. Lernen Sie Deutsch? Onlar Almanca mı öğreniyor? Ja, sie lernen Deutsch. Evet, onlar Almanca öğreniyor. Cümle kurulumu belli gençler. Özne, fiil, diğerleri. Sorudaysa, evet hayır sorudaysa, sorusuysa eğer fiili başa alıyoruz. Fiil, özne, diğerleri. Peki nein diyeceğim. Bu hayır cevabını biraz daha şekilli yazayım dedim. Nein, sie lernen nicht Deutsch. Hayır, onlar Almanca öğrenmiyor. Aber, fakat, sie lernen Englisch und Französisch. Aber, fakat demek. İsterseniz böyle bağlayabilirsiniz. Hayır, onlar Almanca öğrenmiyor. Aber, sie lernen Englisch und Französisch. Onlar İngilizce ve Fransızca öğreniyor. Diyebilirsiniz. Daha güzel olur. Öğretmeniniz soru sorarsa aba ile bağlayabilirsiniz cümlelerinizi. Devam edelim. Şimdi burası çok önemli. Burası sınav sorunuz aslında. Bir kişi verilir, bir bilgi verilir ve onlarla cümle kurmanız istenir. Buraya ekstra önem göstermenizi istiyorum. Ekstra dikkat vermenizi istiyorum. Bazı ipuçları var. Bir kız var. Alice 15, England, London, English, Spanish. Ne? Diyor ki bunlarla cümle kur. Sınavınızda da aynen bu çıkacak. Göreceksiniz. Şimdi Alice ne ismi? İsmini söyleyeceğim, değil mi? Kim bu kız? Kızlar için ne kullanıyordum? Z. Hemen aklıma getiriyorum. Z'de fiil nasıl çekimleniyordu? Fiiller nasıl çekimleniyordu? Hemen bunları düşünüyorum ve yazmaya başlıyorum. Cümle nasıl kuruluyordu? Özne, fiil, diğerleri. Başlıyorum o zaman. İlk cümlem. Sie heißt Alice. Yani ben heißen fiilini sie'ye göre çekimledim. O adı, onun adı Alice. Ya da sie ist Alice. Ben üç farklı şekilde ismimi söylüyordum. Burada iki tanesini söyleyebiliyorum. Çünkü diğerini daha öğrenmedim başkasına göre. Sie heißt Alice ya da sie ist Alice. Şimdi 15 yaşını söyleyeceğim. Ne diyordum ben? Ich bin 15 Jahre alt diyordum. Ben 15 yaşındayım. Peki başkasını söylerken sie ist 15 Jahre alt. O 15 yaşındadır. Ich komme aus der Türkei diyordum, değil mi? Ben Türkiye'den geliyorum. Başkası hakkında nasıl söyleyeceğim? O sie kommt aus England. O İngiltere'den geliyor. Kommt sie de T ile çekimliyoruz. They won't in London. O Londra'da yaşıyor. They won't in London. They speak English. O İngilizce konuşuyor. Sprechen fiil düzensizdi. Unutmuyoruz. Du ve er sie es de değişiyordu. İ geliyordu. They speak English. They learn Spanish. Ne Londralı olduğuna göre İngilizce konuşuyordur. İspanyolca öğreniyorum. Öğreniyordur dedim. Siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Sonuçta burada istenen şu. Bu kelimelerin içinde olduğu cümleler oluşturun. Nasıl isterseniz. Bir kere hızlıca okuyayım. Sie heißt Alice. Sie ist Alice. Sie ist 15 Jahre alt. Sie kommt aus England. Sie wohnt in London. Sie spricht Englisch. Sie lernt Spanisch. Diye er ya da sie, kız ya da erkek. Şu an herkesi tanıtabilirsiniz. Mantık bu. Özneyi koyuyoruz. Fiili ona göre çekimliyoruz. Sonra diğerlerini yazıyoruz. Tamam mı? Burası önemli. O yüzden çok çok uzattım. Şimdi konunun özeti. Bugün ne öğrendik? Yani bu slaytta ne öğrendik ona bakalım. Kendimizi bunlara göre tanıtalım. Hallo, ich komme aus der Türkei, İzmir. Ben Türkiye'den, İzmir'den geliyorum. Nereli olduğumuzu öğrendik. Ich wohne in İstanbul, Bakırköy. Nerede oturduğumuzu öğrendik. Nerede yaşıyoruz, nerede ikamet ediyoruz. Ich spreche Türkisch und ein bisschen Deutsch. Hangi dilleri konuşabiliyoruz? Onları söylemeyi öğrendik. Ich lerne Spanisch. İspanyolca öğreniyorum. Yani bir dil öğreniyorsak da onu söylemeyi öğrendik. Tschüss diye kapatıyorum. Tekrar bak söylüyorum hızlıca. Şuradaki ein bisschen biraz demek. Hallo, merhaba. Ich komme aus der Türkei, İzmir. Ben Türkiye'den, İzmir'den geliyorum. Ich wohne in İstanbul, Bakırköy. İstanbul'da, Bakırköy'de yaşıyorum. Ich spreche Türkisch und ein bisschen Deutsch.
Ben Türkçe ve biraz Almanca konuşuyorum. İhlenmiş Spanish, İspanyolca öğreniyorum. Tschüss, bye deyip kapatıyoruz. Evet gençler, bugünkü konumuz bu kadar. Videoyu beğenmeyi, beğendiyseniz tabii beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için önemli. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.